Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir börek tarifiyle geldim. Hem kolay hem de çok lezzetli bir börek. Hemen tarifine başlayalım inşallah. 4 adet patatesimi soydum. Daha çabuk haşlanması için bu şekilde doğrayarak tencereme alıyorum. Üzerini geçene kadar su koyalım ve ocağımıza koyarak bir 10 dakika kadar haşlamamız yeterli olacak. Çatal yardımıyla bakarsınız. Biraz haşlandıktan sonra ocağımızdan alacağız. Patateslerimiz bir yandan haşlanırken biz de bir tavamızın içine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ve bir adet doğranmış kuru soğanımızı tavamızın içine ekleyerek arada karıştıralım ve soğanlarımızın kavrulmasını bekleyelim. Soğanlarımızın içine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Domates salçasını da kavuruyorum. Şöyle 2-3 dakika kadar da salçamız kavrulsun. Ve baharat olarak pul biber ve tuzunu ekliyorum. Karabiberi de unutmayalım. Ve şöyle karıştıralım ve ocağımızın altını artık kapatalım. Haşlanmış olan patateslerimizin eğer içinde suyu varsa suyunu süzün ve böyle isterseniz çatalla isterseniz ezici yardımıyla güzelce patateslerimizi ezelim. Ve yapmış olduğumuz soğanlı sosumuzu patateslerimizin üzerine ilave edelim. İyice karıştırdıktan sonra artık patates harcımız hazır hale gelecek. Bu şekilde harç hazırlaması çok kolay oluyor. Ve şimdi böreğimize geçebiliriz. Böreğimiz için 3 adet yufka kullandım. 1 adet şöyle sodam var sade. 1 bardağa yakın sıvı yağ ve 1 tane yumurtamın da beyazı. Bir kasenin içine yumurta beyazımı koyuyorum. Ve yağımızı da koyalım. Bir çatal yardımıyla güzelce çırpalım. Sodamızı da yavaş yavaş ekleyelim ve bir yandan da çırpalım. Ve sosumuz da hazır hale gelsin. Tezgahımızın üzerine birinci yufkamızı serelim. Ve sosumuzu fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Şöyle ben bir kepçe yardımıyla her tarafına ilk önce sürdüm ve fırçayla da her tarafına gelecek şekilde sürdüm her tarafına. Görüyorsunuz. Şimdi ikinci adet yufkamızı da üzerine seriyoruz. Aynı şekilde sosumuzu gezdiriyoruz. Bu böreğimizi buzdolabında da saklayabilirsiniz buzlukta.
çıkartıp hemen üzerine yumurta sarısını sürüp fırına koyduğunuz zaman aynı şekilde çıtır çıtır börek elde edeceksiniz. Üçüncü yufkamızı da üzerine serelim. Ve aynı şekilde sosumuzu sürelim. Eğer videolarımın devamını istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum. Şimdi isterseniz bıçak yardımıyla, isterseniz benim gibi bir kesme aparatınızla ilk önce ortadan, sonra tekrar aynı şekilde kesiyoruz bu şekilde ve kaç parça istiyorsanız bu şekilde keserek hazırlayabilirsiniz. İsterseniz uzun, isterseniz minik minik börekler hazırlayabilirsiniz. Ben bakın birkaç tanesini büyük yaptım. Şimdi tekrar tam ortasından kesiyorum ve küçük yapacağım. Şöyle patates harcımızı da tam ortasına koyuyoruz ve sarı şeklinde size gösteriyorum. Hem yapması çok kolay hem de şahane bir börek tarifi. Fırın tepsimizin içine yağlı kağıdımızı serelim ve artık böreklerimizi fırın tepsimize dizebiliriz. Dizelim. İsterseniz 1-2 saat böyle bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Daha çıtır çıtır oluyor. Ben size göstermek için hemen yapıyorum. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını çırparak fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma koymaya hazır artık böreklerim. Ve böreklerim fırından çıktı. İnanın şahane oldu. Herkes elinizde açtığınızı zannedecek. Tel tel ayrılıyorlar. Umarım siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.